Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere polislik nedir, polisliğin eğitim süresi nedir, polis olmak isteyenler hangi yetenek ve becerilere sahip olmalılar, polisler John Holland'ın tipoloji kuramına göre hangi kişilik tipinde yer alıyor, polislerin çalışma ortam ve koşulları nelerdir, çalışma alanları nelerdir, kariyer fırsatları nelerdir ve son olarak da iş sahaları nereleridir gibi sorulara cevap vereceğim. Ve polislik mesleğini sizlere tanıtmış olacağım. Hazırsanız başlayalım. Polisler bir ülkenin güvenlik ve düzenini sağlamak ve korumakla görevli olan kişidir. Olay yerinde tedbirler alır, güvenlik altında bulunan kişi, bina ve benzeri yerlere yapılan saldırıları engeller. Toplumda huzuru bozan, kötü niyetli insanlara engel olur. Polis olmak için özel koşullar vardır. Bu koşullardan herhangi birine uymayan kişiler polis olamaz. Haydi gelin bu özel koşullara bakalım. Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmamız gerekir. Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun isek, denklik belgesine sahip olmamız gerekir. KPSS baraj puanını geçmek. Reşit olmak. 18 yaş kanunu, 30 yaşını geçmemek, kişinin silah taşımak için herhangi bir engel durumunun olmaması gerekmektedir. Ceza almamış olan kişiler polis olabilir. Bir de boy kilo endeksine dikkat edilir. Erkeklerin 1.67 cm'den kısa, kadınların ise 1.62 cm'den uzun olması gerekmektedir. Polislik mesleği de her meslek gibi bazı ilgi, yetenek ve beceriler gerektirmektedir. Polislik mesleği için gerekli olanlar şunlardır. Fiziksel olarak formda ve sağlıklı olmak gereklidir. Bunların yanında polislik mesleği, dürüstlük, sabır, soğukkanlılık ve iletişim becerisi, sorumluluk sahibi olmayı da gerektirmektedir. Takıma yatkınlık gibi kişilik özellikleri de önemlidir. Yetenek açısından bakacak olursak, karar verme, hızlı düşünme ve hareket etme, problem çözme becerileri gelişmiş olmalıdır polislerin. Diğerler açısından da adil davranan, insan haklarına saygılı, tarafsız ve özgüvenli olması önemlidir. Polisler Holland'ın tipolojisinde hangi tipte yer alır sorusunun cevabı ise geleneksel tipte yer alırlar. Bu kişiler rutin işlerden hoşlanırlar ve belirsiz ortamlardan ise sürekli kaçınırlar. Geleneksel mesleki tipe sahip kişiler, verilen emirlere ve koyulan kurallara uymaktan hoşlanan güvenilir kişilerdir. İşte düzenlemeye ve başarıya değer verirler. Sanatçılık becerisinden yoksundurlar. Polislerin çalışma ortamı, çalıştığı birime göre de değişebilmektedir. Örneğin trafik polisi genelde dışarıda gürültülü ve tozlu ortamda, emniyet müdürlüğünde bir ortamında çalışan bir polis kapalı ve gürültülü karakolda çalışan bir polis bazen kapalı, bazen araç içinde devreye gezerek, bazen de karakol önünde nöbet tutarak görevlerini yerine getirirler. Polisler çalışma ortamlarında görevleri gereği değişik yaş, cins, meslek sahibi insanlarla, suçlu ve suçlu zanlılarıyla, tanıklarla, avukatlarla, savcılarla, amirleriyle, meslektaşlarıyla ve vatandaşların değişik mekan ve ortamlarda iletişim kurarlar. Bu görev zaman zaman ekip halinde çalışmayı da gerektirir. Yıpranma payı göz önüne alındığında daha kısa sürede emekli olurlar. Polislik mesleği genellikle kamu sektöründe istihdam edilir ve polis teşkilatları tarafından sağlanır. Ancak özel güvenlik şirketi veya özel dedektifler gibi diğer müdürlükler de polis memurları için iş hizmetleri sunabilir. Polislik hakkında sizlere elimizden geldiğince bilgi vermeye çalıştık. Umarım bu mesleği seçecek kişilerin sorunlarına yanıt verebilmişizdir. Hepinize iyi günler dilerim.